Sanırım bu yıl 16.sı yapılıyor. Dile kolay, 16 yıl bir sanat fuarının istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve özellikle de bu küresel salgın döneminde de yapılması sanat açısından, sanat dünyası açısından oldukça önemli bir karar. Tabii 2006'da kuruldu Contemporary İstanbul ve Contemporary İstanbul kurulduğundan beri kesintisiz katlanan sanırım tek sanatçı olabilirim, yani solo sergiler açan. Son 8 yıl hatta 9 yıl yabancı galerilerle katıldım. Ama pandemi koşullarından dolayı 2 yıl yabancı galeriler pek katılamadığından dolayı kendi vakfımın kurmuş olduğu Art Raffinery olarak bu yıl katılıyoruz. Umarım 26 yıl, 36 yıl daha devam eder ve biz de her yıl Türkiye'de bu sanat platformunda yer almış oluruz. Tabii her yıl fiziki olarak bize ayrılan stand her zaman büyük standlardan biri oluyor. 25 ile 30 eser arası, tabii bunun içinde seramikler, bronzlar, farklı disiplinde yapılmış sanat eserleri yer alıyor. Yani tam sayısını şu anda bilemiyorum ama 25 ile 30 adet arası değişecek. Yani muhtemelen günlük bazı eserler değişmiş olacak. Böyle bir koleksiyon hazırlandı. Tabii farklı isimde sanat yaptığım için geçen yıl ilk kez Gelene Ek serisini eklemiş olduk. Bronz işler, favori işlerdi. Çok büyük ilgi görmüştü ve bununla birlikte seramik işler de çok büyük ilgi görmüştü. Bunun bu seriler tekrar yer alacak bu yıl, daha değişmiş olarak yer alacak. Ayrıca benim metal işlerim, benim değil de daha çok sanat izleyicisinin favori işleri arasında, bu özellikle arkamda duran yuvarlak iş, bu tarz işler çok büyük ilgi görüyor. Sanat tarihine baktığımız zaman salgınlar yüzyıllar boyu devam etmiş. Yani çok eskiden de vardı. Özellikle İspanyol gribi oldukça büyük yıkımlar bırakmıştı. Bu dönemde de pek çok sanat akımı aslında doğdu. Pek çok önemli sanatçı bu dönemde tanındı. Özellikle Bauhaus ekolü bu dönemde hayat buldu. Bu açıdan bence bu tarz salgınlar sanatçılar için bir bahane değil. Aksine üretimleri için oldukça daha özgür, daha rahat zamanları, belki bunlardan doğan bazı yeni fikirler yaratmalarını sağladı ki bu sadece resimde değil, yani bu edebiyatta da, tiyatroda da, müzikte de, pek çok sanat disiplininde bence çok önemli, çok daha üretken işler çıktığını düşünüyorum ki benim için öyle oldu. Bu dönemde diyebilirim ki son 20 yılda en üretken geçirdiğim dönem oldu. Tabii her yıl birçok galeri yeni sanatçılar sunuyor. Genç sanatçılar özellikle çok ilgimi çekiyor. Yeni işler, yeni isimlerin oluşacak. Bu yıl da tabii merak ediyorum. Ama merak ettiğim aslında sanatçılardan ziyade galeriler merak ediyorum. Özellikle Plevneli Galeri oldukça parlak isimler sunuyor. Onların bu yıl sunacağı isimleri ve eserleri merak ediyorum.